Değerli divan, kıymetli protokol, çok değerli arsın hemşehrilerim. Öncelikle böyle bir divana Arsin Yolüstü Köyü Derneği'nin çok kıymetli, değerli başkanı ve yönetim kurulu beni davet etmesi, beni buraya çağırması, kendimi aynı Araklı, aynı köyündeki insanlarla olmuş olan bir toplulukta hissettiğimi hepinize paylaşmak istiyorum. Özellikle şunu söylemek istiyorum ki İstanbul'a geldiğimizde bahçeli evlerde birçok mücadele yaparken tabi buralarda rahmetle anlıyorum kendisini, rahmetli Harun İş abimizin ünlü bir siyasetçi, ünlü bir sevilen bir insandı. Öyle bir değeri, öyle bir abinin yaptığı çalışmalarından yol alarak, takip ederek, gençlik versiyonumuzu takip ederek mücadele ettik. Ben burada bütün köylüleri huzurunda Allah mekanını cennet etsin diyorum. Allah ruhuna rahmet eylesin. Bizim gibi cevherleri yetiştirmesine vesile oldu. Onun akabinde 2009 yerel seçimlerde muhtar adayı olduğunda ya Arsinli bir hemşerimiz muhtar diyorlar, Seyfettin Kara bu işin piri diyorlar. Yanına gittim abi dedim böyle böyle. Dedi ki oğlum dedi ne istersen yanındayım. Ve şunun altını çizerek söylüyorum. En yakınımdaki akrabamdan görmediğim desteği kendisine gördüm. Allah size uzun ayı. Ve bu duygu düşüncelerle bize böyle değer veren rahmetli Harun İş, böyle değer veren seçilmiş bir mahalle muhtarı ve gelecekte bir yerlere gelip de o değerleri sana vermiş olduğu yol haritasından devam etmeme gibi şansımız olmadığına inandım. Ve Trabzon olarak ben Arsin, Yomra, Akçabat bütün ilçeler olarak hepsini kendi evimiz, kendi bahçemiz, kendi yuvamız olarak algılıyorum. Ve gitmiş olduğum Trabzon hemşehrilerimizin programlarında Araklı'yı tamamen kenara bırakıyorum, Trabzonlu diyerek bütün olaylara vakıf olmanın mücadelesini veriyorum. Ve Bahçeliler ve Trabzonlar Derneği'nde en son genel kurulda Sayın Ahmet Hoçoğlu Divan Başkanımızın artık yeter ben burada mı öleceğim demesi ve oradaki gençliği ateşlendirmesi noktasında Arsinli bir hemşerimizi Timur Şahin'i Bahçeliler Trabzonlar Derneği bizi de acizane genel sekreter olarak göreve getirdiler. Ve bu erdemliğinden dolayı ben kıymetli başkana teşekkür ediyorum. Diyorum ki bu makamlar insanların orayı defalarca böyle engelleyip de kendi baskısı altında devam edecek bir yer olmadığını benimsiyorum. Ve bize yol verdi, görev verdi. Eğer o yolu görev vermeseydi ben bugün burada olamayacaktım belki. Belki o görev vermeseydi Trabzon aşkını, Trabzon sevdasını belki bahçelerde yansıtmakta zorluklar çekecektim. Bize o güveni ilk önce abilerimiz verdi. Biz de o abilerimizin yol haritasıyla beraber mücadele ediyoruz. Bu yol haritası içerisinde Bahçeli Evler'de 5 tane Trabzonlu muhtarımız var. Hepsinin kapısı gönlü hepinize açık. Oraya giderken şu ilçeden bu ilçeden Allah rızası için demeyin. Hepsi Trabzonlu, Trabzon sevdalısı, Trabzon ruhuyla yaşıyor. Ben bu duygu düşüncelerle bana gelen bir sürü Arsinli hemşerilerime, Trabzonlu hemşerilerime bir Trabzon sevdalısı olarak değer verdiklerinden dolayı burada bütün herkese protokolünüzle teşekkür ediyorum. Takdir edersiniz ki İstanbul metropol şehir ve büyük şehrin önemli noktalarında görev yapan çok kıymetli Arsinli Federasyon Başkanımız İstanbul Bakkal Odası Başkanımız. İstanbul Muhtarlar Dayanışma Derneği olarak ziyaretimizde Sayın Başkanım Arsin'deki muhtarlarla ilgileniyor musun dediğimde Sayın Başkan dedi istersen sen görüş ne isterseler ben gönderirim dedi. Şimdi köy muhtarım burada gurur duydum onun burada olduğundan dolayı. Ben Arsin Federasyon Başkanı, İstanbul Bakkal Odası Başkanımı ziyaret ettiğimde ne isterse vereceğim demişti. Köy muhtarıma da bir mesaj gönderiyorum. Sayın İsmail Keskin Başkanımız hazır. Köyle ilgili, muhtarlarla ilgili ne istek varsa sözünü aldım. Teşekkür ediyorum. Akabinde derneğin eski yönetiminde bulunan Ali Haydar Yazıcı Halil İbrahim Tiryaki abimizin Allah mekanını cennet eylesin. Bundan önceki şehit olan Ethem Kara kardeşimizin mekanı cennet olsun. Kazada kaybettiğimiz Zeki kardeşimizi ben de tanıyordum kendisini. Harun abinin cenazesinde daha öncelerde de katılmıştım. Onun da ruhuna Allah rahmet eylesin. Bugün bu erdemliği gösteren çok kıymetli Arsinli hemşerilerime çok kısa bir not söylüyorum. Kendi köy derneğimde hep şunu söylerim. Her yere başkan olabilirim ama kendi köy derneğimi olamam. Bunun altını çiziyorum. Ben her yere belki bir şey olabilirim ama
kendi köyünün önünde olamam. Neden? Hani köyde derler ya ki Ahmet'in oğlu bu kimdir ya? Veya Mehmet'in oğlu bu kimdir ya? Ve bu duygu düşüncelerde o köydeki Ahmet Mehmet oğlu versiyonunu yıkamadığımızdan dolayı kendi köyünün evimizde ya muhasip ya sekreter olurum. Başka bir şey olamam. Neden? Bir zaman eğer yeni nesiller belirli bir noktalara gelip de programlarda çıktığı zaman, kendini kanıtladığı zaman, işte Ahmet Hocaoğlu gibi abilerimizle yürüyün koçum arkanızda dediği zaman o zaman bir yerlerde olacağız diye düşünüyorum. Bu duygu düşüncelerde burada katılan bütün protokolü hazırlana ve gün gören eski kültür müdürü Mustafa Doğru abime arka köşede geliyorum. O bir cevher arz için çok faydalı oldu, bize de çok faydası var. Teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Yeni Başkan Ali Haydar Yazıcıoğlu'na tebrik ediyorum. Yürekten kutluyorum.